Peki Freekick Twitter hesabının paylaştığı bir detaya bakalım ki işin içinde yine bir olay varsa bir de futbolcu varsa o futbolcunun adı Zlatan İbrahimovic'tir değil mi? Şaşmaz. Ee, gelsin. Zlatan İbrahimovic karantina uyarılarını dinlemeyip hissedarı olduğu Hamarbi takımının tesislerinde antrenman yapmaya başlamış. Duramamış. Duramaz. Ama şey değil mi Almanya'da Bayern Münih mi açtı antrenmanlara? Bayern Münih değil başladı. Ve evet. Bazı takımlar şimdi hani biz Burada İbrahim Hoç'u yaptı diyoruz ama Almanya'da da Bayern Münih takımı halinde açtı. Ama mesafelere, kurallara tamam. uyarak yapıyorlar ama ne olursa olsun aldıkları bir risk var. Tabii şu an başka takım var mı benim bildiğim Ben yok. sadece Bayern Münih'i biliyorum. Yani Dediğimiz kulüpte Bayern Münih'ten bahsediyoruz. Yani. Evet. Ötekiler hiçbir tane kulüp bunu göz önüne almadı. Tamam sosyal mesafeyi ne kadar korusan koru. Hiçbir kulüp almamış böyle bir karar. E, İbrahim Hoç'un yapması da o zaman normal. Ama günler sonra, haftalar sonra bizi de anla sevgili Mehmet. Böyle spor servisine ajanslardan bir antrenman görüntüsü geliyor. <laughs> Böyle oturup antrenmanı izliyorsun ya. Ya tabii canım ya o kadar özledik işte bu özledik. Futbolu özledik, birçok şeyi özledik. Hani diyorsun sarılmayı özledin ya. Öyle düşün. Annene babana sarılmayı özledin, eşine sarılmayı özledin. İnşallah diyorum bu zor süreci geçecek. İnşallah. Normale döneceğiz. Evet. Türk insanı, Türk milleti olarak birçok şeyi gördük. Buradan da kuvvetlenerek gideceğiz. Bunu ayrıcaz. da aşarız. aşarız. Bunu da aşarız. Peki... İker Kasilyas'ın sözleri var. Biraz kırıcı olmuş gibi geldi ama bakalım Mehmet Yılmaz ne, ne diyecek? diyecek? İker Kasilyas Real Madrid günlerine dair bir açıklama yapmış. Annem bana Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi maçı için Norveç'e gitmem gerektiğini söylediğinde 18 yaşındaydım ve okulda sınıf arkadaşlarımla oturuyordum. Sıra arkadaşım Julio'nun yanından kalkıp Raul, Morientes ve Zidorf'un olduğu bir masaya oturdu. <laughs> Julio'ya ayıp olmuş ama <laughs> Bence bayağı ayıp olmuş ya. <laughs> ya değil mi? Evet ya. Yalnız çok büyük bir kariyer ya. Evet. Hani ben harita sayarım hani zaten sayılıyordu yani hani, bu forma dünyanın kaliteli kaleciler arasında ya. diye. 18 yaşında mı? 17 yaşında işte buradaki şey 17 yaşında. De, evet. bundan da önce ya Real tarihi kadrosunda da var. Hani meşhur. 18'den gün almıştı. Çok büyük bir oyuncu ya. Çok büyük bir yani John Benjamin Toşak Beşiktaş'tan ayrıldı. Real Madrid'e gitti. Evet. İlk yaptığı icrat kim var altyapıda genç kaleci kim? Iker Casillas hemen birinci kaleci yaptı. Bir daha ama, kimse çıkaramadı ama uzun yıllar. Vardı da hani öyle bir yetenek vardı ki o anda, İspanya Milli Takımı kalecisi kaptanlığını yaptığı yıllarca. Çok büyük bir kariyer. dünyadaki zaten sıralamalarda var gelmiş geçmiş en iyi kaleciler arasında zaten. Tesadüf değil yani. Kres için sözleri var. Fenerbahçe'ye transfer olmuştu hatırlarsın. Biz genelde AVM'lerde görüyorduk kendilerini ama. Ben çok Krasic... gördüm onu. Çok gördüm İzin günlerimle o süreçte biz de futbol oynuyorduk. İzin günlerde bazen İstanbul'a geldiğimiz zaman e, bir yerde kafede oturuyorsun bakıyorsun Kres geliyor. Orada. Tabii tabii. Ne söylemiş bakalım, bakalım. Mı? Fenerbahçe taraftarı gerçek Kres izleyemedi. Acaba neden? Ya biraz da sorumluluğu kendinde arasana ya. Evet. Şu var hani Juventus'tan geliyorsun. Çok büyük ümitlerle geliyorsun. Kaç dakika oynadı? 7 ben, milyon euro ben, yanlış hatırlamıyorsam borun servisine verilen paraydı o zaman. Gitmedi, gitmedi. Yani. Ee, bir yere de gitmedi. Hatta bir sene mi kaldı? Bir buçuk sene mi kaldı? Kontrası parasını tabii, e, parasını aldı. Hiçbir şey de yapmadı. Dediğim gibi geliyordum ben görüyordum onu. O zaman derazı oradan çıkıyordular. Görüyordum ben onu. Bir kafede oturuyordu. ben de yemek yiyordum o da yemek yiyordu. Ya yani Birinin klasiçe o kadar fazla alkol tüketmeyip biraz daha fazla antrenman yapması gerektiğini söyleseydi o zamanlar... Fenerbahçe taraftarı da izlerdi. Muazzam bir topçuydu. Çok iyi oyuncu. İnanılmaz para verildi. O paraya da yazık. Ona verilen maaşı Ama da yazık oldu. Ama işte yazık. Iki geldiğin kulüp de Fenerbahçe. Evet. Yani Juventus'tan geliyorsun. Bilinen bir Türkiye Ligi'nin en büyük kulüplerinden bir tanesine geliyorsun. E biraz da bu kadar senin üzerine yatırım yapılmış. O zaman profesyonelliği burada kullanacaksın. Biraz da diyeceksin Tabii. ki sorumluluğu ben üzerime alacağım. Sen izletemedin kendini. Tabii. İzleyemedi değil. Sen kendini izletemedin. Herkes Juventus'taki Kresic'i hatırladı. Tabii Fenerbahçe... Şey kim hatırlamıyor zaten ve o kadar da ihtiyacı vardı ki Fenerbahçe'nin iyi bir Krazic performansına. Bekledi de. Evet, taraftar bir maç, iki maç, üç maç ama hiç kıpırdamadı. Hiç e İşte şey yapmadı. İşte arkadaşlarımıza soruyorduk. "Ya Krazic ne yapıyor?" diye. Ter idmanı yapıyor diyorlar. O işte Deraz o zaman hani kadro dışında kendi yapıyordu. Takım işte Samandıra'daydı. O da kendi özel e, antrenman Bireysen yapıyordu. Bireysel idmanı. Bireysel aynı hiç bakmıyordu yani. Takımdan işi yoktu. Peki bence futbolun enlerinde ikinci soruyu burada görebiliriz sevgili Görelim. Mehmet. Yine güzel bir soru e, gelecek bulursam mutlaka gelecek. Evet gel buldum buldum. demek? en olması? zorunu bulmuşsundur. Yo ikinci sıradaki soru zor mu? Evet biraz. Bu sezon hangi takım daha çok teknik adam değişikliğine gitti? Yeni Malatya Spor mu Kayseri Spor mu? Malatya Spor Sergen Hoca ile başladı. Kemal Özdeş. Hikmet Karaman. 3 Kayseri Spor. Bir dakika. Sezona kimle başladı? Bülent Uygun mu? Bülent Uygun prosineşki. 3-2. 3-2 kim Hocalar, diyorsun? Hocaları saydım sana şu an eğer yanılmıyorsam. 3-2 Malatya Spor 3 hoca. Kayseri Spor 2. Malatya Spor'u tam olarak doğru hatırladın. Kayseri Spor'u da doğru hatırladıysan kazanmış bir dakika, olacaksın. Bir dakika. Sevgili Mehmet. Ee, Fatih. Bir dakika. Malatya Spor demiş. Mehmet Fidan Kayseri Spor. Mesut Malatya Spor. Gökhan. Malatya Malatya. Malatya Hamza 3 Kayseri. 3 Malatya Kayseri 2. Prosineşki geldi. Ondan önce Orkun Malatya demiş. Halil İbrahim Biter Kayseri demiş. Mehmet Ali Ögel Malatya demiş. Serdal Çıtak Kayseri demiş. Mustafa Güray Kayseri. Efendim? Bir dakika bir dakika düşüneyim. Peki. Nuri Malatyaspor demiş. Mehmet Malatya demiş. Şimdi Erkan? Ara verdik ya. Şey yani bayağı hani ligdir özledik. Şimdi <laughs> şeyde öyle bir koptuk ki evet. noktadan. Bir dakika Kayserispor mu? Yunus Kayserispor Spor demiş. Yeni Malatya mı Kayseri mi? Kayseri Kayserispor. Kayseri Spor. Dört yapmış mıdır? Kimseyi zehirleyemem. Bak Kayserispor Spor dedim. Kimse yok yanımda. Dört yapmış Kendi kendimi Kayseri zehirliyorum. Kayseri Spor? Kays ya da... 2 3 mü bir dakika ya. Bak 3 Malatya Spor'un 3'ü üç. doğru. Tamam 3 4. Kayserispor 4 yaptı mı ya? <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Çok zor ya. 4 tane değişti mi ya? O kadar koptuk ki futboldan. Değil mi? Son. Evet. Kayseri Spor. Kayseri Spor gelsin doğru cevap. Kayseri Spor 4, Yeni Malatya Spor 3. Yeni Malatya Sporu saydın ama Değil mi? Kayseri dakika, Spor Ligi... Bir dakika. Kayseri e, sezonu kimle başladı? Hikmet Karaman Hoca ile başladı. Hikmet Karaman, Bülent Uygun. Samet Bülent. Hoca... Siri... <laughs> Samet Aybaba. <laughs> Telefon konuşuyor, evet. Samet Aybaba var, Samet Abi, Hoca ile Hikmet tamam, Hoca. Tamam, Aa, Samet Hoca çok kısaydı. Bülent Hoca, Samet Hoca'yı Hoca. unuttuk. Tabii, tabii. Çok kısa bir dönemdi ama dört oldu tabii. Şöyle de bir şey var. Yani... Ne kadar takımlar kötü giderse gitsin ben hep diyorum. Hocalarda da özellikle istikrardan yana olmak lazım. Biraz daha sabretmek lazım. Tamam sıkıntılı süreçler geçiriyor iki takım hale derlikte. Ama ne olursa olsun bence hocalara biraz daha e, sabredilmesi lazım. Başarı öyle gelir çünkü. Başarı sabır işi. Bence. becerebilirse Günlük zannediyoruz ama değil. Değil. Becerebilirsek çok güzel bir şey evet. yapabilirsek. Ama bizim ülkemizde biraz zor. Çünkü çok da örnekleri yani, var. yani Mehmet Yılmaz'ı takımın başına getirdik. 10. haftada oynanan 10 maçta bir 7 galibiyet alsın diyoruz. E Mehmet yeni sistemini nasıl oturtacak? Ona göre oyuncu var mı elimde? Evet. Ne bekliyorsun benden? Sen bana ne sunuyorsun? Yani başkan yönetici olarak sen bana ne sunuyorsun ki benden ne bekliyorsun? O da çok önemli. Yani karşılıklı aslında bazı şeyler. Sen ne istiyorsun yani? Eğer sezona başlarken hedefin senin e, UEFA kupasına mı gitmek, şampiyonluğa mı oynamak veya orta sıralardan bitireceksin? Ona göre de bir bütçe oluşturacaksın. Yani bence doğru yapılanma aslında. Doğru hoca. Doğru takım. Ne Hepsi bekliymiş. bir araya gelecek değil mi? Evet. O bir araya gelirse uzun vadede mutlaka başarı, başarı olur. Başarı gelir. Hep bunu gördük, e, gözlemledik. Peki Elif Keskin Hanım'a selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Selamlarımızı gönderelim buradan. Bilal Kırmacı için özel bir Viltorz sorusu rica etmiş. <laughs> Mehmet Yılmaz'a çaktırmadan Cengiz <laughs> Ana söyler misiniz diye söyledim. Artık en kısa zamanda bir tamam. Viltorz sorusu daha e, demek ki bekliyoruz. Erol Bey'e de selamlarımızı, e, selamlarımızı gönderelim. gönderelim. E, Halil İbrahim hiç hat-trick yaptın mı Mehmet? Hat-trick yaptım da... de ...ben e, sihir maçı yaptım. E, Samsun Spor'daydım. Kupa maçıydı. 7-1 5 tane attım. 5 tane öyle. Evet. 2 tane Ertuğrul Sağlam attı. Ertuğrul Hoca. Yan yana oynuyorduk. 5 e, tane ben attım. 2 tane Ertuğrul Sağlam attı. Sen de golün her türlüsünü atabilen... ...oyunculardan biriydin ama. Şükürler olsun... ...birçok bir şey yaşadık hayatımız boyunca. Çok çok daha da iyi şeyler olabilirdi ama hani... Dediğim gibi ben halinden çok memnunum. Şükürler olsun. Hani görebildiğim kadar iyi yerleri gördüm. Ha bizim zamanımızda biraz daha şu sıkıntısı vardı. Avrupa'dan teklifler geliyordu ama o zaman biz biraz daha da korkuyorduk. Çünkü çok fazla önümüzde örnek yoktu. Bu Değil kadar mi? rahat gidilmiyordu Avrupa'ya. Evet. Ve e, o, bu kadar ulaşılabilir değildi Türkiye Ligi Avrupa için. Evet. Çok fazla bize dönüp bakmıyorlardı. Yine eski Yugoslavya'ya bakıyorlardı. Yani Sırp oyuncu, Hırvat oyuncular, Boşnak oyuncular servis ediliyordu ama bizim daha yetenekli oyuncularımız ligimizde Bir kaldı. De.